Devasa televizyonlar. Güçlü bilgisayarlar. Arttırılmış gerçeklik. Akıllı gözlükler ve sürücüsüz araçlar. Her yıl dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, startupları ve otomobil üreticileri dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te yakın geleceğin ne kadar daha rahat ve lüks olabileceğine dair fikirler veriyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sadece online olarak gerçekleşen CES, bu yıl dünya çapında bir koronavirüs enfeksiyonu olan Omikron varyantı artışının ortasında kapılarını açtı. Her şeye rağmen CES 2022'ye 100'ü aşkın ülkeden 2500'e yakın firma katıldı. Fuara katılan markalar en yeni modellerini, gelecekte tüketicilerle buluşturmayı planladığı konseptlerini, vizyon projelerini ve mobilite çalışmalarını dünyanın beğenisine sundu. Yapay zeka, otonom, mobilite teknolojilerinin yanına bu sene Metaverse ve Blockchain gibi güncel teknolojiler de eklendi. CES'te öne çıkan en ilginç teknoloji ürünlerini sizler için derledik. Fiziksel olarak gerçekleştirilen eğitim, iş, alışveriş, konaklama ve kültürel etkinlik gibi faaliyetlerin sanal evrende de yapılabilmesi amaçlanan Metaverse dünyası için geliştirilen teknolojiler fuarın en çok ilgi uyandıran bölümü oldu. Geçtiğimiz yıl Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, robotik şirketi Boston Dynamics'in büyük bir kısmını satın alarak kendi bünyesine dahil etmişti. Hyundai, robotların fiziksel ve sanal dünyalar arasında köprü kurmak için kullanılacağı Meta Mobility adlı projesini tanıttı. Bu projeyle firma, robotların yardımıyla uzay, zaman ve mesafeyi önemsiz hale getirmeyi amaçladığını ortaya koydu. Tasarımda dijital ikizler diye tanımlanan robotlar, kullanıcılara Mars'ta bile gezinme imkanı tanıyor. Buradaki fikir aslında Spot'un Kızıl Gezegen'de topladığı veriler ve kaydettiği görüntüler aracılığıyla ikilinin Mars manzarasını gerçek zamanlı deneyimlemesini sağlamaktı. Gündelik hayata uyarlandığında bu, o anda evde olmayan kullanıcıların sanal gerçeklik gözlüğüyle evcil hayvanlarını besleyebileceği anlamına geliyor. Bu durumda hayvanı besleyen kullanıcının evindeki Boston Dynamics robotu oluyor. Hyundai Dünya Başkanı yeni Metaverse tasarımını şöyle tanımlıyor. Robotlar kendi fiziksel duygularımızın bir uzantısı olacak ve gündelik hayatımızı yeniden şekillendirmemize ve zenginleştirmemize olanak tanıyacak. Hey, I like your guitar. Feel the wind? Yes. Spock, let's go into the sandstorm. Spock, can we touch it? Wow, it feels like ice. Beyond Imagination, CES 2022'de Biomni insansı robotunu ilk kez kamuoyuna gösterdi. Dost bir yüze, iki kola ve Iron Man benzeri bir göğüs ekranına sahip olan robot, tekerlekler üzerinde hareket ediyor, hareketleri dünyanın her yerinden sanal gerçeklik gözlükleri ve eldivenler aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Beyond Imagination'ın baş kurucusu Harry Clore, bir Biomni robotla yapmak istediği ilk şeylerden birinin işlerini uzaktan halledebilmesi için yaşlı annesinin evine bir robot yerleştirmek olduğunu söylüyor. Ancak Biomni, yalnızca dünyaya bağlı işlerle uğraşmakla ilgili değil. Şirket, uzay çalışmalarını yönetecek, sağlamlaştırılmış bir modeli oluşturmayı planlıyor.
Ayrıca sonunda Biomni robotlarının insanlar tarafından sanal olarak kontrol edilmek zorunda kalmadan bir şeyler yapabileceklerini söylüyor. Şirket, robotların zamanla öğrenebileceklerini ve ilk Biomni robotlarının 2023'te piyasaya çıkacağını söylüyor. Fuarda Metaverse rüzgarı estiren en ilginç tasarımlardan biri de teknoloji girişimi OVO'nun sanal gerçekliğe daha da gerçekçi bir deneyim sağlayacak olan sensörlerle donatılmış yeleği oldu. Bu yelekler kullanıcıların Metaverse oyunlarında başlarına gelen her şeyi hissetmelerini sağlayacak. Örneğin oyunda bir darbe alan kullanıcı bunu hissedebilecek. Bu yıl sonlarında piyasaya çıkacak olan yeleğin fiyatı $450 olacak. İnsansı robot Amerika'da CES'teydi. Engineers Ars'ta geliştirilen insansı robot Ameca, gerçekçi tasarımıyla gündemi bir süredir meşgul ediyordu. Bazı yorumcular Ameca'yı insan mimiklerini son derece başarılı bir şekilde taklit edebilmesi nedeniyle gelmiş geçmiş en gerçekçi insansı robot diye nitelendiriyorlar. Daha önce robotun mimiklerini gösteren bir video sosyal medyada büyük beğeni toplamış, Amerika'ya şöhreti getirmişti. Hatta milyarder iş insanı Elon Musk bu insansı robotun videosunun altına iğrenç yazmıştı. Ancak pek çok kişi Musk gibi düşünmüyor gibi görünüyor. Zira ilk defa CES 2022'de halkın karşısına çıkan insansı robot yoğun ilgi gördü. Amerika, ziyaretçilerin kendisine sorduğu sorulara da cevaplar verdi. Çiftlik ekipmanları üreten Amerika Birleşik Devletleri merkezli firma John Deere, tarlayı işleyebilen ilk otomatik traktörünü CES'te tanıttı. ...12 kamera, GPS ve akıllı sensörlerle donatılan traktör, akıllı telefonlar aracılığıyla etkinleştirilebiliyor. Sistem, nesneleri algılamak ve çarpışmaları önlemek için makine öğreniminden yararlanıyor. Şirket, sistemin ne kadara mal olacağı veya nasıl satılacağı konusunda ayrıntı vermedi. Ancak CNET'teki bir rapor $50,000 kadar mal olabileceğini öne sürüyor. John Deere, otomatik traktör teknolojisini deneyen ilk girişim değil. Ancak dünyanın en büyük tarım ekipmanı üreticileri arasında yer aldığı için yeni tasarımı heyecan yarattı. Firma yetkilileri teknolojiyi 3 yıldır test ettiklerini belirtti. Sistemin satışına 2022'nin sonbaharında başlanacak. Sırada ses piyasası için ezber bozan bir teknoloji var. Harry Potter'ın görünmez pelerini kurguda var olabilir ama görünmez kulaklıklar gerçek hayatta da var. Noveto N1, bir çift kulaklığa ihtiyaç duymadan çift kulaklı bir ses deneyimi oluşturmak için hüzmeleme teknolojisi kullanan, ancak diğer cihazların aksine yalnızca kullanıcı tarafından duyulabilen akıllı bir hoparlördür. Ultrasonu havadan sessizce iterek çalışır ve kulaklarınızın hemen dışında duyulabilir bir cephe oluşturur. Bir çift kulaklık takmaya benzeyen bir deneyim yaratır. Noveto'ya göre kullanıcı 3 boyutlu sese dalmışken odadaki diğer kişiler yalnızca fısıltı sesi duyabilecek. Hareket sensörleri yüz tanımaya izin vererek N1'in kulaklarınızı takip etmesine ve sesin doğru yere ulaşmasını sağlayacak. Gizli dinlemeyi önleyen dünyanın ilk telefon şarj cihazı CES'te göreceğe çıktı. Akıllı telefonlar bir insan olsaydı o kişi en hassas konuşmalarımızı duyar ve mali durumumuzu, zihinsel ve fiziksel sağlığımız, İlişki durumumuz ve daha fazlası dahil olmak üzere hakkımızda bilinmesi gereken her şeyi bilirdi. Ya bu hassas bilgiler yanlış ellere geçerse? Akıllı telefonlar için kablosuz şarja sağlayan dinleme engelleyici Pozo Cradle artık satışta.
Pozo, akıllı telefonlarımızın dinlenmesini engelleyen dünyanın ilk kablosuz telefon şarj cihazını sundu. Ürün, akıllı cihazlarda her zaman dinleyen mikrofonların özel konuşmaları duymasını önlemek için arka planda çalışan patentli bir teknoloji kullanıyor. Telefonu şarj etmek için akıllı telefonunuzu Pozo Cradle'a yerleştirdiğinizde hemen gizliliğinizi korumaya başlar. CES'in en iyi kısımlarından biri de ortaya çıkan tüm tuhaf ve sınırda çılgın ürünleri görmek. Aslında neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Kulaklı valizler, kucaklaşan robotlar ve diğer tüm şeyler. Kafanızın karışmasına ve birinin nasıl olur da böyle garip fikirlerin peşinden gitme cesaretine sahip olduğunu merak etmenize neden oluyorlar. Amagami Hamham tam da bahsettiğimiz türde ürünlerden birisi. Japonya merkezli teknoloji firması Yokoi'nin geliştirdiği Amagami Hamham adlı robotik kedi, bağımlılık yapan deneyim robotu olarak tanımlanıyor. Firmaya göre teknoloji, parmaklarımızı ısıtmak için herkesin gizli bir arzusu olduğu fikrine dayanıyor. Kedi şeklindeki robotik oyuncak, 20 farklı algoritma ile çalışıyor ve stres giderici bir ürün olarak tasarlandı. Kedinin bir de köpek versiyonu bulunuyor. Dünyada dairesel bir akıllı telefon isteyen toplam 10 kişi olduğundan oldukça eminim ve şükür ki Ditor adlı bir şirket bu yıl CES'te bu 10 kişinin dualarına cevap verdi. Psychophone 2.0 Mısır'dan elde edilen bir plastik içine yerleştirilmiş ve düğmeleri de geri dönüştürülmüş maddelerden oluşmuş. Ayrıca 800x800 piksel çözünürlüğe ve 87.6 mm çapa sahip. Psychophone 2.0 isimli cihazın $999'dan satışa sunulması bekleniyor. Fuarda Dentek mini bulaşık makinesi Bab'ı tanıttı. Bab, bir mikrodalga fırın kadar küçük. Bu nedenle mutfak tezgahınıza kolayca yerleştirilebilir. Bab'ın içi 34 cm genişliğe sahip, 29 cm'e kadar olan tabakları yıkayabiliyor. 3.9 litre entegre su deposu sayesinde şebekeye bağlantısı olmadan çalışabilen ilk bulaşık makinesi. Bu sevimli makine yalnızca 10 kilogram ağırlığında ve elde yıkamaktan 5 kat daha su harcıyor. Şirket, Bab Global'in 2022'de birçok ülkede satılacağını söylüyor. Şu anda şirketin web sayfasında $299'luk bir fiyat etiketi var ve 2022 yazının sonunda teslimat için ön sipariş alıyor. Evcil hayvan mı yoksa robot mu? MyCat senin arkadaşın olmak istiyor. Sevimli ve etkileşimli, yapay zeka destekli otonom bir kedi olan MyCat, yapay zekayı robotik ile birleştirerek kullanıcılar için empatik ve kişiselleştirilmiş deneyimler üretiyor. Otonom kontrol ve yapay zeka teknolojisi robotun çevresini anlamasına ve uyum sağlamasına olanak tanıyor. Aynı zamanda pasif ve aktif sensörler evde gezinmesini ve çalışmasını destekliyor, üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla diğer akıllı ev teknolojileriyle kolaylıkla entegre olmasına izin veriyor. Bir robot kediden daha fazlası olan MyCat, akıllı evin merkezi olabilir. Fransız merkezli teknoloji firması Makan'ın yeni yarış aracı tasarımı CES'e damgasını vuran ürünlerden biri oldu. Araca yarı helikopter, yarı otomobil anlamına gelen Carcopter adı veriliyor. Çoğu şirket araçlarına güç sağlamak için elektriğe veya geleneksel fosil yakıta güvenirken, Maka daha uzun uçuş süreleri ve yeşil enerjiyle sürdürülebilirliği sağlayan temiz, hidrojen bazlı yakıt hücrelerini kullanıyor. Firma, hidrojenle çalışan çevre dostu bu aracı bu yıl yarış pistlerinde test etmeyi planlıyor. Çalışırken havaya karbondioksit salmayan aracın azami hızının saatte 250 km olması ve 2023'te piyasaya çıkması bekleniyor. Alman otomobil firması BMW, merakla beklenen renk değiştirilebilen otomobilini CES 2022'de resmen tanıttı. BMW X-Flow adlı otomobilin rengi tek tuşla değişebiliyor. Renk seçenekleri arasında şimdilik yalnızca siyah ve beyaz var. Ancak gelecekte başka seçeneklerin de olacağı düşünülüyor.
Aracın gövdesindeki renk değişimi özel olarak geliştirilmiş bir kaplama ile mümkün oluyor. Elektroforez adı verilen bir teknolojinin kullanıldığı kaplama, elektrik sinyalleriyle uyarıldığında yüzeye farklı renk pigmentlerinin çıkmasını sağlıyor. Böylelikle gövde rengi değişebiliyor. Teknolojinin tüm araçlara uyarlanıp uyarlanmayacağı veya ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmiyor. Aynı zamanda BMW'nin meşhur böbrek şeklindeki ön panjuru, darbe ve çizikleri kendiliğinden onarabiliyor. Ön panjurda oluşan çizikler, oda sıcaklığında 24 saatte kendini onarabiliyor. TOG CS 2022'de sahneye çıktı. Doğu ve Batı'nın kesişim noktasında TOG var, diyor CEO Mehmet Gürcan Karakaş. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOG, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CS 2022'de yeniliklerini ve ilklerini tüm dünya kamuoyuyla paylaştı. Küresel olarak tescil ettirdiği yaklaşımı Use Case Mobility kavramı ile veri bazlı iş modelleri, yeni mobilite servisleri, akıllı yaşam ve akıllı şarj gibi teknolojik çözümlerini paylaşan TOG, Transiston Concept Smart Device adını verdiği yeni konsept otomobilini de tanıttı. Fikri ve sinayi mülkiyeti %100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkartmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan TOG, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan CS 2022'de, dünya marka lansmanının yanında daha önceden lansmanı yaptığı C-SUV modelinin dışında ilk kez kompakt C-Sedan modelinin lansmanını da gerçekleştirmiş oldu. TOG yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünyaya duyurdu. Değişen ve gelişen teknolojiler sizce hayatımızı nasıl etkileyecek? CS 2022'de ilginizi en fazla çeken teknoloji hangisi oldu? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.